Turizm Bakanımız, Sayın İçişleri Bakanımız program alanına teşrif ediyorlar. Kendilerine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Aziz canlar. Sivil toplum kuruluşlarımızın çok kıymetli temsilcileri, değerli canlar, Anadolu'nun, Trakya'nın birçok bölgesinden buraya teşrif eden çok kıymetli canlar, hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bülbüllerin şevke geldiği, bağrında güllerin filizlendiği Hazreti Hünkar'ın ocağında Nevşehir'de sizlerle bir arada bulunmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum. Her fırsatta bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız sözünü yineleyerek Gönüller Hünkarı'nın çağrısını birlik beraberlik şiarı edinen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın en kalbi selamlarını iletiyorum. Buraya bir diğer güzel ilimiz Gaziantep'ten geldim. Gaziantep'lilerin de sizlere selamlarını bu vesileyle iletmek istiyorum. Bizleri bu dost meclisinde buluşturan Cenab-ı Allah'a hamd ediyorum. Ne mutlu ki bizlere 752. vefat yılında dahi diriliğini koruyan, ilmiyle çağları aşan manevi mimarlara sahibiz. Ne mutlu ki bu toprakların mayasında Yunus Emre'ler, Ahi Evran'lar, Hazreti Mevlana'lar var. Kudret eliyle kurulmuş yıkılmaz yapımız bizim. Aşk kalemiyle kazılmış silinmez tapumuz bizim. Yaradana sığınıp ümit ile gelenlere ezelden ebede kadar açıktır kapımız bizim diyen Hacı Bektaş Veli gibi coğrafyamızı imanla yoğuranlar var. Muhabbetle ilmi birleştiren ve insana, insanın aklına, gönlüne hitap edenler var. Türkistan menbaından doğmuş Yesevi terbiyesiyle Anadolu coğrafyasında neşvu nema bulmuş ülkemizin manevi pınarlarından Hacı Bektaş Veli'yi hürmetle, rahmetle anıyorum. Cenab-ı Allah milletimizi cümle erenlerin, evliya ve enbiyaların mirasına müdrik eylesin. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Değerli canlar, değerli kardeşlerim. Hoca Ahmet Yesevi'nin Divanı Hikmeti, Yunus Emre'nin Divanı, Mevlana Celaleddin Rumi'nin Mesnefisinde olduğu gibi Hacı Bektaş Veli de eserleriyle insanları doğruya, iyiye ve güzele yönlendirmiştir. Horasan'dan Suluca Karahöyük'e kadar geçtiği her yerde ilim, irfan çerağını yakmıştır. Tüm yaşamı boyunca düşmanlarının, kötülüklerin ortadan kalkıp
sevgi, saygı ve barış içinde yaşanması için mücadele etmiştir. Düşünceleri milli birlik ve beraberliğimize katkı sağlamış, önemini bugün daha iyi kavradığımız düşünceleriyle sadece milletimize değil, tüm insanlığa evrensel mesajlar vermiştir. Bütün yaratılanlara sevgiyle, merhametle davranmak, Anadolu'dan Balkanlara kadar uzanan karşılıklı anlayış iklimine önemli katkılar sunmuştur. Bu anlayışta ayrı gayrı yoktur. Sen ben kavgası yoktur. Öfke asla yoktur. Birlik, beraberlik ve kardeşlik vardır. Düşmanın bile insan olduğunu unutma sözleriyle bütün insanlığı kardeşliğe davet eden Hacı Bektaş Veli, ahlaklı ve erdemli olmayı insan olmanın en temel vasfı olarak tanımlamıştır. Ahlak ve marifetin bir bütün olduğunu düşünen Hünkar Hacı Bektaş, insanca yaşamanın yolunun eline, diline ve beline sahip olmaktan geçtiğini söylemektedir. Hak aşığı Hacı Bektaş Veli'yi bu yıl öğretisinden süzülen sözümüz haktır, özümüz aşktır, yolumuz birdir ifadesiyle anıyoruz. Nakış nakış bu topraklara dokuduğu değerleri yeniden zikrederek hayatımıza daha çok dahil etmek için çabalıyoruz. İnsanlığın savaş yerine barışı, düşmanlık yerine dostluğu, kin ve nefret yerine sevgiyi koymaya ne kadar ihtiyaç duyduğunu hep birlikte görüyoruz. Maalesef tüm dünyada gördüğümüz gibi yakın coğrafyamızda bunu daha net bir şekilde görüyoruz. Dünyanın farklı yerlerinde yaşanan insani dramlara, göçmen krizlerine, Müslüman ülkelerin ortaya koyduğu acı tabloya baktığımız zaman Anadolu irfanının hem bizden sonraki nesillere hem de dünyanın her bir noktasına taşınması gerektiğini daha iyi kavruyoruz. Temelinde insanları Yaradan'ın emaneti olarak gören bir büyük anlayışla hep birlikte bu çağda bu anlayışa, bu insan merkezli anlayışa can vermek zorundayız. Bugün dünyanın dört bir yanında kardeşlerimiz zulme uğrarken, masum siviller hayattan koparılırken bizlere düşen haksızlıklar karşısında Hazreti Hüseyin misali bir duruş sergilemektir. Irk, dil, mezhep, meşrep farklılıklarını suni gündemlerle öne çıkararak kardeşliğimizi hedef alanlara, coğrafyamızda yeni kerbelalar yaşanmasını arzulayanlara karşı uyanık olmaktır. Birbirimizin eksiğini bulmaya çalışmayın. Birbirinizin özel ve mahrem hayatını araştırmayın. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırtınızı dönmeyin. Birbirinize kin ve nefret beslemeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun buyuran Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme layık birer Müslüman ve bir toplum olarak aramızdaki dayanışmayı perçinlemektir. Bizlere düşen Hacı Bektaş Veli gibi iyilerin ve iyiliklerin yanında kötülerin ve kötülüklerin karşısında olmaktır. Hakkı ve hakikati tutup kaldırmaktır. Hep beraber bizi bir kez daha zor dönemlere sokmak için aramızdaki mezhep ve meşrep farklılıklarını, etnik kökenleri bir şekilde kaşımak isteyenlere dur diyoruz, dur demeye devam edeceğiz. Özellikle bugünlerde batıda sıkça karşılaştığımız İslam düşmanlığı ve kutsallarımıza ifade hürriyeti kisvesi altında yapılan menfur saldırılara ve nefret suçlarına hep birlikte sesimizi yükselteceğiz. Hiç kimsenin bizi bölmesine, ayrıştırmasına, kardeşliğimize zarar vermesine izin vermeyeceğiz. Bugüne kadar nasıl Nazlı Hilal'in gölgesinde birbirimiz birliğimize helal getirmediysek, kardeşlik yeminimizden dönmediysek, bundan sonra da aynı yolda
devam edeceğiz. Fitne, fesat ve tefrika girişimlerine fırsat vermeyecek, el birliğini ve gönül birliğini yolumuza esas kılacağız. Bizim yolumuz irfan mektebinin yoludur. Bizim yolumuz insanı yaşat ki devlet yaşasın diyen anlayışın yoludur. Bu anlayışın sonuçlarından biri yakın geçmişte yaptığımız kanuni düzenlemeler ile cemevlerine çeşitli kamu destekleri verilmesini sağlamak ve yeni bir başkanlık oluşturarak Alevi Bektaşi vatandaşlarımızın taleplerine kurumsal bir yapı içinde yaklaşmak olmuştur. Bu düzenlemeler yapılırken ben Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanıydım. Benim komisyona nasip oldu bu düzenlemeleri yapmak. Çünkü genel bir kanun içinde yapılıyordu. Bu düzenlemeleri yapan komisyona başkanlık yapmaktan dolayı da büyük bir onur duyduğumu, mutluluk duyduğumu belirtmek isterim. Bunlar yeter mi? Yetmeyebilir. Doğru yönünde atılmış adımlardır. İlk defa kanunlarımızda cemevi ifadesi geçmiştir. İlk defa kamusal destekler bir kanuni meşru zemine dayandırılmıştır. Çok önemlidir. Çok önemli bir adımdır. Ama inşallah gelecekte Alevi, Bektaşi vatandaşlarımızın farklı taleplerini de onlarla istişare içinde, onlarla birlikte tartışmaya, konuşmaya devam edeceğiz. Biz demokratik bir hukuk devletiyiz. Bu topraklar hepimizin ortak vatanı. Bu devlet hepimizin ortak devleti. Bu anlayış içinde sorunlarımızı tartışmaya, konuşmaya ve birlikte, gönül birliği içinde ve akıl birliği içinde çözmeye devam edeceğiz. Bu yoldan ayrılmayacağız ve her daim dayanışmamızı güçlendireceğiz. Cenab-ı Hak Ehl-i Beyt hürmetine hak erenleri ve erenleri hak erleri ve erenleri hürmetine dirliğimizi, birliğimizi, kardeşliğimizi muhafaza eylesin. Türkistan'dan Balkanlara çağları aşan gönüller hünkârı Hacı Bektaş Veli'yi tekrar rahmetle, minnetle yad ediyorum, anıyorum. Tüm vatandaşlarımızı Nevşehir'i ve Kültür ve Turizm Bakanlığımızın gayretleriyle ihya edilen Hacı Bektaş Veli Müzesi'ni ziyaret ederek hünkârın ocağına misafir olmaya ve bu inanç, kültür ve fikir deryasına yelken açmaya davet ediyorum. Hepsine şükranlarımızı sunuyoruz. Hazreti Hünkar'ın çağları aşan sözlerinin ilelebet insanlığa rehber olmasını diliyor. Hepinizi, tüm canları tekrar sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Çok çok teşekkür ediyorum.